Türkiye'nin en kritik seçiminin üstünden tam 5 gün geçti. Ve sonuç maalesef ki yine Erdoğan kazandı, Türkiye kaybetti. Daha 5. günden zam üstüne zam geldi, dolar yükseldi, euro fırladı ve mülteciler sokağa döküldüler. Hatta aralarından bazıları Türkleri bile bu ülkeden kovdu. Ve 29 Mayıs gecesi sabaha kadar bunları kutladı bazı insanlar. Ama bunun şu anda bir önemi yok. Bugün uzun süreden sonra iktidar değil de muhalefeti eleştireceğiz. Çünkü biliyorsunuz bu seçim çok kritikti. Ve çoğu insan da bu yüzden muhalefete karşı olan eleştirilerini seçim sonrasına saklamışlardı. Ve o gün artık geldi çattı. Bu videoda sizlerden tek ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz. Çünkü ben eminim ki bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra benimle zıt fikirdeyseniz dahi fikirleriniz değişebilir. Çünkü siyasette olması gereken şey budur ve umuyorum ki siz de bugün bunu anlayacaksınız. Öncelikle kafanızdaki soru işaretlerini giderelim. Birkaç gün önce Kılıçdaroğlu'nu destekliyordunuz, şimdi istifa et demek kendinize çelişmek olmuyor mu? Hayır olmuyor. Çünkü kendisi ne olursa olsun bu seçimde başarısız oldu ve başarısız olan siyasiler zaten bunu yapar. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Türkiye hariç maalesef. Yani bu soruyu insanlara soruyor olmanız gerçekten de hiç mantıklı değil. Çünkü olması gereken şey zaten bu. Zaten bundan birkaç ay önce atmış olduğum videolara bakacak olursanız eğer ki ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hiçbir zaman desteklemedim. Çünkü kendisi verilere göre kaybedebilecek tek adaydı. Yani Cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu veya Mansur Yavaş olsaydı eğer ki mesela, İşte o zaman bu seçimi kazanacaktık. Fakat biz ne kadar kendisinin adaylığını desteklemesek de kendisi aday olmaya karar verdi ve adaylığı kesinleşti. Bundan sonrasına yapabilecek bir şeyimiz yoktu. Çünkü bizim muhalifler olarak tek bir hedefimiz vardı, o da Erdoğan'ı göndermekti. Bunun için de en güçlü aday Kılıçdaroğlu'ydu. Bu yüzden de bu adamı desteklemek zorundaydık. Yani bir Kılıçdaroğlu'nu desteklemek var, bir de Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'ın karşısında desteklemek var. İşte biz ikincisiydik. Kendisinin adaylığını desteklemesek de kaybetme ihtimali olduğunu düşünsek de, ki son zamanlarda kazanacağımıza gerçekten inanmıştım, yalan yok. Yayınlarda vesaire rol yapmıyordum yani. Ama biz bunları bilsek de yine vatandaş olarak birini seçmemiz gerekiyordu. Ve muhaliflerin en mantıklı seçeneği Kılıçdaroğlu'ydu. Bu yüzden de kendisini sevenler de nefret edenler de aynı noktada buluştu. Ve kabul etmeliyim ki son zamanlarda gerçekten de iyi işler yaptı. Hatta benim özellikle son bir ayda kendisine olan saygım artmıştı. Ama bu yeterli olmadı. Çünkü insanların anlamadığı bir gerçek vardı. Türkiye'de sadece biz yaşamıyoruz. Anadolu insanı Kılıçdaroğlu'nu deccal gibi görüyor. Ve bu yüzden de seçimi kaybetme ihtimalimiz zaten yüksekti. Ama halk olarak elimizden başka bir şey gelmiyordu. Bu yüzden de üstümüze düşen görevi yaptık ve oyumuzu kullandık. Biz vatandaş olarak bundan daha fazlasını yapamayız. Bundan sonra olacaklar Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğundaydı. Çünkü kendisi aday olarak zaten bu sorumluluğu kabul etmişti. Hatta İmamoğlu çıkmıştı ve demişti ki böyle bir seçimi iktidar kazanamaz. Ancak ve ancak muhalefet kaybeder. Evet, gerçekten de böyle bir seçimdi. Çünkü bu yıl Erdoğan'ın en zayıf dönemiydi. Enflasyon havalara uçmuş, mülteciler dışarıda kol geziyor. Deprem olmuş, insanlara yardım gitmemiş. İnsanlar sokakta aç, susuz. Ama buna rağmen biz bu seçimi kaybettiysek işte bu muhalefetin sorunudur. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir insan 21 yıl boyunca iktidarda kalabilmişse eğer bu da muhalefetin suçudur. O yüzden de boşu boşuna ya Kılıçdaroğlu doğru adaydı, halk yanlıştı gibi cümleler kurmayın. Yahu halk yanlışsa bile bizim buna yapabilecek bir şeyimiz yok. Sen sonuçta bu halkı komple değiştiremezsin veya halk yanlış diye bu adamın bir 20 yıl daha iktidarda kalmasına müsaade edemezsin. Halkı değiştiremiyorsan eğer muhalefeti değiştir. Başkası da aday olsaydı kaybederdi, şöyle olurdu, böyle olurdu falan. Ya bunlar saçma sapan cümleler. Çünkü inanın bana Kılıçdaroğlu bile %48 alabildiyse Mansur Yavaş veya İmamoğlu bu seçimi çok rahat bir şekilde alabilirdi. Biliyorum aranızdan bazıları bunca şeye rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok seviyor. Ki son zamanlarda yapmış olduğu hamleler nedeniyle benim de kendisine olan saygım arttı. Ancak dostlarım siyaset böyle bir şey değil işte. Bu adam her şeyi doğru yapmış olsaydı bile, tek bir yanlış hamlesi olmamış olsaydı bile ve seçimi gerçekten de sadece halk yüzünden kaybetmiş olsaydı bile yine de istifa etmesi gerekirdi. Çünkü olmayınca olmuyor, zorlamanın da bir mantığı yok. Ya Kılıçdaroğlu bugüne kadar 14 seçimi kaybetti. Sizce hiçbirinde mi hatası yoktu? Ya adama montaj bir video ile terörist damgası vurdular. Adam ikinci tura kadar buna bile cevap vermedi. Ben bu konu hakkında video yaptım, adamı savundum. Adam ikinci tura kadar sesini bile çıkarmadı. Neden çıkıp kendini savunamıyorsun? İşte yanlış hamle dediğimiz şeyler de bunlar zaten. Bu ülkede milyonlarca mülteci
Gence'ye vatandaşlık verildi ve belki de bu seçim onlar sayesinde kazanıldı. Kılıçdaroğlu ise buna tepki göstermek yerine çıkmıştı ve demişti ki ya Türkiye'de o kadar fazla Suriyeli yok. Taş çatlasa 400 bin 500 bin var. Yahu bunların 1 milyonu Esenyurt'ta zaten. Sen ne anlatıyorsun gözünü seveyim. İşte yanlış hamlelerden kastım bunlardı. Bu adamı her ne kadar sevsem de, Erdoğan'dan daha iyi olduğunu düşünsem de benim fikrimle değişecek şeyler değil bunlar. Bana kalsa Türkiye'yi Erdoğan'dan daha iyi yönetir evet. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak kusura bakmayın ana muhalefet konusunda Kemal Kılıçdaroğlu başarılı bir insan değil. Başarılı olsaydı eğer zaten Erdoğan 21 sene boyunca iktidarda kalmazdı. Ya adam anayasaya aykırı bir şekilde aday oldu. Ve yine anayasaya aykırı bir şekilde 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa bastıra bastıra diyor ki bir kişi sadece 2 defa seçilebilir. Buna bile itiraz etmediler. Dostlarım bunlar hata değil de ne? Elinizi vicdanınıza koyun ya. Ben bu adamın adaylığını hiçbir zaman desteklemiyordum. Ama aday oldu ve desteklemek zorunda kaldım. Ne yapayım? Gidip Erdoğan'a verecek halim yoktu herhalde. Ben vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Ama Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanamadı. Bunun suçlusu neden ben oluyorum? Benim daha fazla yapabilecek bir şeyim yoktu ki. Ya da senin ya da bir başkasının. Biz zaten yapmamız gerekeni yaptık. Ama adamlar hala diyor ki adayı çok yıprattılar. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Ya yıpranmayacak o zaman. Bu aynı başarısız bir futbolcunun penaltıyı kaçırma sebebi olarak ya kaleci çok iyiydi demesi gibi bir şey. O kaleciler zaten her zaman olacak. Onların görevi bu. Sen ana muhalefetin lideri olarak bunlara göğüs germen lazım. Bunlara karşı koyman lazım. Bunlarsa eğer seni deviren, bunun sorumlusu maalesef yine sensin. Yani Kılıçdaroğlu size göre nasıl bir lider bilemem. Çok başarılı veya çok başarısız. İkisi de fark etmez. Çok başarılı da olsa, çok başarısız da olsa neticede kaybetti. Bu yüzden de tüm dünyada olduğu gibi istifa etmesi lazım. Zorlamanın bir manası yok. Hadi bir daha deneyelim demenin manası yok. Bir sene sonra yerel seçimler var. Ve eğer ki Türkiye haritasının sapsarı olmasını istemiyorsanız bu adamın istifa etmesi şart. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu adamı istifaya çağıran muhaliflere en büyük tepkiyi AK Partililer gösteriyor. Siz nasıl insanlarsınız? Daha geçen gün bu adamı destekliyordunuz, şimdi ne oldu falan. Oğlum siyaset budur zaten. Asıl sizin yaptığınız şey koyunluk oluyor. 21 yıl boyunca aynı adamı destekliyorsunuz. Ama siyaset böyle yapılmaz ki. Bir siyasi eğer ki başarısız oluyorsa sen o noktada onu desteklemeyi bırakırsın. Bu seçimde bu adamı destekledik. Olmadı. Bu yüzden de artık istifa etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani olay bu. Bunda bir sorun yok. Bu ikiyüzlülük veya omurgasızlık değildir. Siyaset zaten böyle olur. Desteklediğin kişi eğer ki çizgisini bozarsa veya başarısız olursa o noktadan sonra yapması gereken şey bellidir. O yüzden lütfen istifa et Kılıçdaroğlu. Zaten 5 yıl boyunca daha AK Parti'ye senin yüzünden katlanacağız. Ve sen bunun için çıkıp bir özür bile dilemedin. Varsın dileme, sorun yok. Ama artık gençlerin sesini duy ve istifa et. İstifa etmezsen de benden oy moy bekleme. 50 yıl boyunca Erdoğan yönetsin, dolar 100 olsun 1000 olsun benim umurumda değil. Ben ve diğer muhalif dostlarım elimizden geleni yaptık. Sizleri de elinizden geleni yapmaya davet ediyorum. Umarım gerekeni yaparsınız. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.